gezip bir savaş uğruna bilek gücü savaşına girmesi bizim açımızdan hiçbir sıkıntı değildir. Konsey açısından hiçbir sıkıntı değildir. Olsaydı zaten biz devreye girerdik, girmedik. Olur, dün bir olay yaşanmış e, Beach Club'da. Bizim işte benim oğlum sayılan Yasin'in orada durup e, baş korumamın da orada olduğu bir yerde bir anda silahlar havada uçuşmuş mekanda. E, orada benim baş korumam yaralanmış. Hani ölseydi bunun hesabını kim verecekti? Bu var ha. Ben bu konuda Biraz şey davranmıyorum. Olabilir. Burada iki aile bir savaşa girmiştir. Bir silahlanma süreci vardır. Bir mafyalaşma süreci vardır. O yüzden biz bu konuda bunu sıkıntılı bir hale getirip bir konsey masası zaten toplamıyoruz. Bu konuda zaten bir sıkıntı yok. Ama biz şimdi Edim Bey'e şunu soracağız. Ya da Polat cevaplasın. Bunu. Tabii dinliyorum. Buyurun. ha Galatalılar'a karşı husumetiniz ne? Ben bunu öğrenmek istiyorum. veya onların size husumetine. Sonra da ben kendi husumetimi anlatayım. Yani açık konuşmak gerekirse tabiri caizse o tabaka savaş açtılar. Cezalarını da buldular zaten, belalarını da buldular. Dünkü olayı açıklamak gerekirse şimdi biraz empati kurmanızı istiyorum. Siz şu an bize göre şehirdeki en yüksek kişisiniz değil mi? Sizin bir üstünüz olsaydı, baron olsaydı, sizin düşmanınızın yanında olsaydı, sizde de bu toplantıda buna, bunlara karışmayacağını söyleyip, onun patron yardımcısı orada olup ve sonradan sıkıntı çıkarsaydı ne yapardınız? Ben orada 15 dakika beklettim onları. John'u 3 kere aradım. Dedim ki çıksın oradan. Bizim derdimiz sizinle değil. Koçum şimdi, zaten şunu... biz buna bir şey demiyoruz ki. Ama tamam, sorun şurada şey. yani Fadıl Bey. Bir şey şey, ha, şey yok. demek istiyor Polat. Ben diyor defalarca aradım. Dedi, John, işte Yasin. Tamam. Bakın hani biz oraya gireceğiz çıkın. Israrla John ve Yasin sanırsam bir de Demir oradan çıkmamışlar. Tamam, sonra Demmin. girdikten Anlatmaya sonra şey. da. Şey diyor, ben, ben ona bir şey Ama şey demişler galiba şehirdeki dedikodularda. Demine mermi geldi falan. Dedikodu bunlar. Sizden duymak için geldi çocuklar. Yok işte benim adamıma kim sıkar? O jiletim, o bunu yapamaz. Cırtçıt gibi dedikodular döndürmüşler aramızı bozmak için. Polat da diyor ki efendim ben haber verdim. Hani ondan sonra girdim. Deminada da arada mermi sıyırmış. Hı -hı. Bizim hani size karşı bir şeyimiz, saygısızlığımız yok. Bunu bilin demek istiyor Polat. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben eee Bey'i aradığımda kendisi bana orada sadece Yasin Şeker'in olduğunu söyledi. Benim korumam Yasin Şeker'i aramış galiba. O Demir'in orada olduğunu söylemiş. Bu bana bu bilgi bana gelmedi. Orada Demeyin varmış. Demeyin sivil kıyafette demeyin. Saç tarzı bildiğiniz gibi moda herkesde var neredeyse. Maskesi de aynı şekilde. Ayırt edilememiş olabilir. Bunun adına özür diliyoruz ama yani bu kadar. Yani tamam, onun demek istediği şey yani bizden size karşı bir şey yok. Tamam, Biz tamam. gerçekten var. Ben pardon. Şey... da şey diyor hani. Galatasaraylar soruyor. Aynı muhabbeti şeyi söylüyor. söylüyoruz. Biz tamam, zaten aynı öyle. şeyi söylüyoruz. Ben diyorum ki orada bizim başkorum olmuştur. Zaten eğer orada Rajona ters bir durum olsaydı Bizzat cilet kartel Erdenetme etme Cosa Nostra mı? X mi Y mi? Buna savaş açardı. Zaten biz bunun ehemmiyetini, durumun konjöktürünü biliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Bu defteri kapatın. Tamam Şimdi Galatalı'nın olayı ne burada? Sen şimdi bir mafya babası olarak Heh, ben ki bu senin arkandan iş yapıyor. Heh. Bu senin arkandan şunu yapıyor. Veyahut da bana bunu yapıyor. Tamam Sen bana ben bunu şunu anlatayım biriyim. şimdi size. Ben Fadıl Bey bu şehirde çok uzun süredir varım. Tamam. Bunu e, siz... Yeni geldiniz başımızın üstünde yeriniz var amcanız da bunu bilirdi. Bundan önceki farklı dostlarımız düşmanlarımız da bilirdi. Ben dürüst bir adamım. Düşmansam düşmanım hiçbir korkum yok dostam dostum. Şimdi bu Galatalıların yaptığı bir iki yüzlülük var. Bunların sebebi siz belki bilmezsiniz belki de şehirden bir ay önce falan daha yeni geldiğinizde geçmiş olsun daha tamam. yeni e, iyileştiğinizde geldiğinizde belki fark etmişsinizdir. Galatalı denilen kadın benim dayımın Hızır Keskin'in himayesinde, onun yanında Keskin ailesinde olan bir bireydi. Onun tamam. bütün adamlarına dahi pasaportu çıkarttıran ben ve benim dayım. Bu şehre sokturan, onlara burada bir güç kuvvet veren, silahlarına, zırhlarına kadar veren benim. Ben onlara karşı hiçbir düşmanlık gütmemiş. Hep onları yüceltmeye, onlara bir nam katmaya çalışırken onların benim yokluğumdaki bir haftada kime güvendilerse, kendilerini kime bağladılarsa, ben gelince Arık Bey canım patronumdan Arık oluyorsam iki yüzlüktür, karaktersizliktir. Ya bu benim iş arkamdan nasıl? içi işte benim arkamdan iş çevirdikleri için ben bunları gördüğüm yerde ezeceğim. Tamam. Kosa Nostra'daki arkadaşlarımla Edim'le Polat duymuşlar. Savaştalarmış. Geldiler bana dediler ki Arık Bey bizim böyle böyle bir durumumuz var. Şehrin mafya babası sizsiniz. Bu konuların kartele taşınmasına gerek yok. Fikriniz ne? Ben de onlara dedim ki sonuna kadar sizleyim. Tamam. Buraya kadar zaten hiçbir sıkıntı yoktur. Şimdi olay şu. Bu Gaye Galatalı denen şahıs senin eskiden beri yanında olan bir kişi. Doğru mu? Hı, doğru. Tamam. Bu kişi buradan çıkıyor ve kendisine bir e, aile oluşumu yapıyor. Sen de bunun yapmış olduklarına şey yapmayı buna karşı bir tavır alıyorsun. Doğru mu buraya kadar? Doğrudur. Hatta e tamam. içimizden çıkma da değil. Benim kurduğum aileyi yönetiyordu. Benim tamam, bizzat abi. bana bağlı olan aileyi yönetiyordu. Tamam ben zaten bu buna ekerim. Delioğlu ailesinin, şilet kartelinin karışacak bir olayı yoktur. Eğer Tamamdır, Sen eyvallah. bir mafya babasısın. Senin olayın bir iç meselesi, <laughs> ki örnek verelim. Eğer burada benim oğlum dediğim John çıkıp da beni satıp da bir oluş kurasa ben tabii ki de ona bir tepki koyacağım. Tabii evet. ki de silahım ona kap. Bu hiçbir şey yok. Biz zaten bu zamana kadar olan olayı bir şey demiyoruz. Ha Kosano da onlarla demek ki bir sorunu var. E onlarla da siz denk düşmüş kafanız. Bu konuda zaten bir sıkıntı yok. Mafya babası yanına bir aileyi alır. Birlikte savaşır. Biz buna bir şey demiyoruz. Ha dün o yaşanan olayda benim kulağıma gelen işte Polat'ın bahsettiği gibi bir olaydı. Biz dedik tamam anne hani sıkıntı yok. Sonuçta John demiş oradan çıkın vesaire. Önceden bir bilgilendirme olduğu için biz zaten bunu üstelemedik. Anlatabiliyor muyum? Ya mantık bundan ibaret. Ben hala söylüyorum, yineliyorum sözümü. Bileği olan kazanır arkadaş. Bu kadar basit. Sen eski bir mafya babasın Ne yapacağını, ne ettiğini herhalde bilen bir adamsın. Doğru mu? Yani. Ya bitti bu kadar. Sen Galatasaray'a haricinde... açtın? Ona mı açtın? O senin bileceğin iş. Ben de onu dedim. Bizim kartellerimiz şu an bizim başımızda. Cilet Fadıl var. Bu adam ticaretine bakar. Bu adam o ona sıkmış, bu buna sıkmış. Galatalıyı koruyun, edin diyecek bir adam değil dedim. Polat'a da açıkladım Tabii de yolda dedik. gelmeden önce. Tabii Biz de zaten dedik. savaşırsak siz para kazanırsınız Fadıl Bey. Silahımız bitecek. Buradaki konu benim dayıma yapılan saygısızlık. Benim dayımla bu gayenin arasında olan olaylar biraz da artık işin rengini değiştirdi. Senin dayı nerede? Benim dayı şimdi ee, şehir dışında ufak bir fırın açtı. Hızır mı ismi? Hızır. Gelecek. Fırına gidip geliyor. Ekmek işini sever, ee, fırınla ilgileniyor. Şu an gelir, bugün gelir, yarın gelir. Görüşürsünüz. Artık bir bakıma bu dayım için namus meselesi. Çünkü yani Fadıl Bey şimdi bir aile olabilir. Ben güçten düşerim, güç kazanırım, taraf değiştirebilir. Eyvallah. Ama bir vefa vardır. Gaye ile dayımın arasındaki olay farklı. Belki neydi benim olay Gayeyle benim e, hazırın olayı neydi? Benim dayım Gaye ile ilgileniyordu. Anladım. Benim yani, dayım Gaye ile ilgilenirken Gaye'nin de farklı sen, hareketleri yani. vardı. Aşk olayıydı, tamam. fadıl Bey. ince tamam. meseleydi. Tamam. Gaye dayımın şehirde olup olmamasıyla ondan etkilenmemiş, ilgilenmemiş olabilir. Bundan yana bir gram laf edersem şerefsizim. Bundan yana sıkıntı yok. Ama dayım diyor ki, ben diyor bu kadar vefa yaptım, onları buraya getirdim. Ondan sonra bu Gaye'nin hareketlerinde yani şimdi bunların nereden çıktığını ben size söyleyeyim her şeyi gerçekçi bilin. Anladım. Benim söyle, dayım söyle, o da. kadından ilgileniyor diye ben uzak dururken her gün Gaye'nin bana olan ilgisiyle uğraştım. Nasıl yani? İşte burada patlıyor olay. Beni dayımla birbirimize düşüreceğim vardı ortada yani. Heh. Benim dayım Gaye ile ilgileniyor. Ben ağzımı kapıyorum. Gaye geliyor her gün benimle ilgileniyor. Çamaşırını yıkayayım, yemeğini yapayım, bunu edeyim, bunu edeyim. Buraya kadar eyvallah. Aramızda bir şey olabilir. Yani herkesin olabilir. Kaan'ın, Alberto'nun, sizin efendim